Miss Türkiye 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, aşk yaşadığı yazılımcı Yiğit Marcu Saraylı ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşamıştı. Sandalye ile denize atmıştı. Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcu Saray, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirmişti. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize atmıştı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın niye uğradığını şaşırdığı görülmüştü. Ne oldu? Denize mi düştün? Marcu Saral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde ne oldu? Denize mi düştün diye sormuştu. Şevval Şahin'de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durmuştu. Masalarında oturup selfie çekmiş, gündemde bomba etkisi yaratan olay sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Marcus'un çektiği bir selfie ortaya çıkmıştı. Fotoğrafta, Marcus'un dün akşam yaşanan olay öncesinde Şahin ve Kamışlı'nın masasında oturmuştu. Şahin'den leke açıklama yaşanan olay sonrasında Şevval Şahin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şevval Şahin şunları yazdı: "Öncelikle dün akşam yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor. Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim. O zamandan beri her gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditlerde başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi. Bu bana yapılmış bir psikolojik şiddet olaydan bir gün önce... kaynak bağlantısı haberler.com/blogspot.